Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok şık güzel bir bandana çalışması yapacağız. Bandanamızı mini mouse'lu bandana olarak çalıştık. Ortadaki görmüş olduğumuz beyazları önceden örüyoruz. Etrafını kırmızı ipimizle güzelce doldurduktan sonra bir tane de fiyongumuzu örerek bandanamıza dikiyoruz. Evet bu şekilde ee, istediğimiz boyutlarda bandanamızı ördükten sonra kullanılmaya hazır hale geliyor. Her bir e, halkamız istediğimiz büyüklüğü sağlayacaktır. Daha büyük yaşlardaki kızlarımız için öreceksek e, birkaç tane daha ekleyebiliriz. Ya da daha minikler için öreceksek birkaç tane çıkarmasını yapabiliriz. Evet e, kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet bandanamızı örmek için bakınız şu şekilde küçük küçük yuvarlaklarımı hazırladım. Herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Hangi marka olursa olsun. Ee, beyaz ipimizi alalım ve iki buçuk numaralı tığımızla bu minik halkalarımızı hazırlayalım. Minik halkalarımızı sihirli halkamla örmeye başlıyorum. Orta parmağımın üzerine ipimi önce alıyorum. Altından geçirip şu şekilde bir çarpı oluşturuyorum. Baş parmağımla Şöyle bastırdıktan sonra üzerinden örmeye başlıyorum. Bakınız şimdi. Şöyle yapalım tekrar. Evet, alıyorum altından geçiriyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3. 3 tane zincir çektikten sonra elimden çıkarıyorum ve toplamda 14 tane olacak şekilde birinci zincirimiz de dahil trabzanımız örelim. Çift sayıda olmasına dikkat edelim. Büyütmek isteyen arkadaşlarımız için 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 toplamda 14 tane trabzanımı ördüm. Şuradaki kısa ipimle şöyle alıyorum, çekiyorum, sıkıştırdıktan sonra ortanın tamamen kapandığını görüyorum. Ve zincir çekerek başladığım trabzanımın tepesine geliyorum. Sadece geçişimi yapıp bir zincir çekiyorum ve halkam tamamlanmış oluyor. Makasımla ipimi kesiyorum keser kesmez burada bırakmayalım sıkıştırdıktan sonra hemen ardını çevirip içe doğru alalım bir tane daha alalım bakınız diğer e, sihirli halka ile beraber ikisini alıyorum içeriye doğru güzelce gizliyorum her ikisini de ve bu ikisini bir tane de ters yönü yapıyorum bu şekilde kilitliyorum ve ikisini de aynı anda keserek temizliğini yapıyorum. Şöyle görelim bakınız. Hemen yaparsak çok daha kolay olur. Sihirli halkada zorlanan arkadaşlarımız ise bakın zincirimizi çekerek yapabilirler. 6 tane zincir çeksinler. 1 2 3 4 5 6. İlk zincirimize kapatıp şu şekilde çekip içinden 1 2, 3 yuvayı kurduktan sonra içerisine 14 trabzan olana kadar doldurabilirsiniz. İkisi de gayet güzel sonuç vermekte. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde çalışalım. 2, 4 tane ördüm. 5, 6, tam 14 tane trabzanımı ördüm. 14 trabzanımı Örünce birinci trabzanımı yani zincirden ördüğüm trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Sadece geçişimi yapıp bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Hemen içeriye alıyorum. Bakın zincirimizi ördüğümüz ipimiz arkada. Onu da şu şekilde çekip sıkıştırıyoruz. Bakınız her ikisi de gayet sonuç güzel sonuç vermekte. Hangisi kolayınıza gelirse zincir çekerek ya da sihirli halka yöntemiyle her ikisini de yapabilirsiniz. Yine iplerimizi içeriye alalım. Evet şimdi kenarlarına kırmızı ipimle yapmak istiyorum. Kırmızı Nako'nun Minnoş Baby'si. Şimdi belli bir miktar zincirimizi çekelim. Yine aynı tığımla devam ediyorum. 35 tane zincir çekmek istiyorum. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 tane zincirin bakınız şu kadar arkadan bağlanacak kadar olması yeterli. Şimdi burada örmüş olduğumuz 14 tane trabzan bulunan yuvarlaklarımızı alıyorum ve başlıyorum bakınız bu zincirimizi hemen bir tanesinin tepesine girerek batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum İkincisine batıyorum birinci ve ikinci oldu 3 başını dolayıp batıyorum bakınız 4 başını dolayıp çekiyorum ve ilerliyorum 5 6 7 ve 8. 8 tanesine batıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 aynı yere batacağız. 8. 8 tanesini ördükten sonra evet ikinci bir yuvarlağımı daha alıyorum ve hemen örmeye başlıyorum. Herhangi bir yerinden hiç fark etmez. Şöyle tığımın başını doluyorum ve batıyorum. Tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum 8 defa yani 8 trabzan tepesine örüyoruz batıyorum başını doluyorum sırası ile 8 olana kadar devam edelim sayalım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane Battık başını dolayarak yine alıyorum. Bakınız ne kadar kolay ve örmesi çok zevkli. Tığımın başını doluyorum. Herhangi bir trabzanın tepesine gelerek batıyorum ve çekiyorum. Ve başlıyorum. 1. Şimdi 2. Başını doluyorum. 3. Başını doluyorum. 4. 5. 6. 7. Ve 8. 8 defa ördüm. Bakınız şöyle. 8. ördükten sonra yine bir tane daha alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Herhangi bir trabzanımın tepesine batıyorum. Ve çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı ördüm şöyle bakalım zincirimizi çektikten sonra bakınız şu şekilde birer birer yuvarlaklarımızın kenarlarına kırmızıyla 8 defa batarak ilerliyoruz şimdi burada yapmış olduğumuz işlemlerin devamı olarak ilerliyorum Evet yuvarlaklarımın kenarlarını kırmızımda 8'er trabzan ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toplamda 9 tane ördüm. Ölçüsüne bakalım. Tabi öreceğiniz yaş grubu için ve baş ölçüsü önemli unsur olduğu için ne kadar dilerseniz o kadar artırabilirsiniz. Tam 30 santim benim ölçüm. Şimdi en son 8'i ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan koparıyorum. Ve yeniden zincirimi çekmeye başlıyorum. Buradaki sayımızın aynısı kadar zincirimizi çekerek tekrar örmeye başlayalım. 2-3-4 Zincir sayımı tamamladım ve örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum ve hemen bakınız batmış olduğum trabzanımın aynı yerine gelerek batıyorum. Ve buradan örgümüzü başlatıyorum. Ve devam ediyorum. Hepsine 2 3 4 5 6 7 ve 8 bakın 8. aynı yere batıyorum tamamen yuvarlağımızı çizdik şimdi tığımın başını doluyorum aynı yere bakınız en son diğer yönden geldiğimiz kırmızımın olduğu yere batıyorum ve çekiyorum 1 devam ediyorum aradaki örmediğim bütün trabzanlarımın üzerine örüyorum son olarak diğer yöndeki kırmızımın yanına batıyorum ve diğer sıradaki diğer bakınız gruptaki kırmızının dibine batarak geçişimizi yapıyoruz bir ve bu şekilde bütün yuvarlaklarımızı örerek ilerliyoruz biz gayet güzel ve kolay. Evet şimdi devam edelim. Sona kadar bu şekilde örerek tamamlayalım. Sonuna kadar birer birer batarak geldim. Bakınız en son trabzanımı da iki defa battım ve şöyle bir tane zincirimi çekerek ipimi koparıyorum. Şuradaki zincirimizi bakınız buradaki zincirimizi bir önceki diğer taraftaki trabzanımın içerisinden geçirdim. Şimdi burada da aynı işlemi sizlerle birlikte yapacağız. Bakınız buradaki zincirimizi hemen şu trabzanımızın sadece başını dolayıp battığımız yerin arasına girelim. Zincirimizi bu aradan geçirelim. Bakınız o zaman çok güzel bir şekilde bütünleşiyor. Buradaki ipimizi de gizleyelim. Birer birer şöyle çekiyorum. Şurayı alalım. Orası biraz sert oldu. Bu tarafı doğru ilerliyorum. Bakınız. Bir de diğer yöne alalım ve kilitleyelim. Evet. Şöyle görelim yaptığımız işlemimizi diğerinin arasından geçirerek burayı çok güzel bir şekilde sabitledik. Diğerini de görelim bakın. Aradan geçirelim ve tamamlayalım. Şimdi üzerinin piyongunu örelim. Zincirimizi çekmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 tane zincirimi çekiyorum. Ve geri dönüyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum üçüncüye batıyorum ve tek seferde çekiyorum tekrar sırası ile bütün zincirlerimi tek seferde başını doluyorum batıyorum ve çekiyorum sırası ile bakınız başını doluyorum ve ilerliyorum. Sıra başına kadar bu şekilde örerek gelelim. Ve en son trabzanımızı ördüm. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başına doluyorum ve hemen batmaya başlıyorum. Bakınız ikincinin üzerine gelerek batıyorum. Ve tek seferde yine çekiyorum. Bu ikinci sıramız. Birebir bütün trabzanlarımızın üzerine batalım. Ve sıra başına kadar ilerleyelim. Sıra başına kadar geldim ve iki tane zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Birincisi çünkü zincirimizi sayıyoruz. Tekrar çekiyorum. Ve bu şekilde 5 sıra örelim. 3'ünü ördüm. iki sıra daha. Yani bu üçüncüye başladık. Toplamda 5 olsun ve görüşelim. 5 sıra ördüm. Şimdi siyah ipimi tığıma bağlıyorum. Bir tane zincir çekerek ve kenarlarını örmeye başlıyorum. Bakınız tam ortalı bir şekilde başlayalım. Ortadan batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. İpimi de şöyle altından gizleyerek götürelim. Birer birer her trabzanıma başını dolayarak batıyorum. başını dolayarak batıyorum ve köşemin olduğu noktaya geldim bir defa batıyorum ikinci kez batıyorum ve üçüncü kez köşemize batıyoruz toplamda üç defa aynı yere batarak yumuşak bir dönüş yapalım hemen yanındaki trabzanımı batıyorum bir ve iki bir sonraki yere gelerek batıyorum ve ilerliyorum bir ve iki ve ilerliyoruz 1 2 tekrar dönüşümün olduğu yere geldim Bir, aynı yere iki, aynı yere 3 ve tekrar trabzanlarımın üzerine birer birer batarak bütün kenarlarımı örüyorum dönüşümüzü üçer defa batalım başını dolayarak tek sefer çekelim buraya kadar başlangıç noktamıza kadar örerek devam edelim. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Şimdi ilk başlangıç noktamın üzerine batıyorum. İplerimizi birbirine bağlıyoruz. Bir tane zincirimizi çektikten sonra biraz şöyle etrafına dolandıracak kadar ipimi uzatıyorum. Şöyle yarım metre kadar uzattım ve asılıyorum bakınız kapadım. Şimdi fiyonk şeklini veriyorum. Ortayı kabartıyorum. Bakın ortayı şöyle tuttum. Arkasından aldım. Diğerini de aldım. Orta kabarık kaldı. Bakınız kabartılı bir şekilde. Ve sarmaya başlıyorum. Bıraktığımız ipimizi etrafında dolaştırarak saralım. Yeteri kadar sardıktan sonra bakınız ipimiz çok az kaldı. Arkayı çeviriyorum. iplerimin altından tığımla geçiriyorum. Tekrar bakın gelişi güzel geçiriyoruz. Şimdi bu ipimizi bir tane zincir çekerek düğümümüzü atalım. Bakın içinden geçiriyorum ve örüyorum. Zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Sabitliyorum. Tekrar yapalım bakın. ilmek alıyorum. örüyorum bakın zincirimi çekiyorum ve sıkıştırıyorum şu şekilde evet ipimizi keselim biraz uzun kalan ipimizi arkasında gizleyelim bu temizlik çalışmalarını hemen yaparsak sonraya yığılmıyor yığılınca biraz sıkıcı olabiliyorlar evet şu şekilde elimizde düzelttikten sonra hazırlamış olduğumuz Bandamızın üzerine zevkinize göre isterseniz yan, isterseniz bu şekilde ya da şöyle ben e, çapraz kullanmayı tercih ediyorum. Bu şekilde dikmek istiyorum. Şimdi ipimi bağladım. Siyahın olduğu yerden güzelce dikiyorum ve bandanamızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde bandanamızı da tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Evet yeni çalışmalarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.